Gelenek ve görenekler bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır. Sosyal bilimlerde yaygın kullanım şekliyle gelenek tabiri aynı zamanda modern dönemlerden öncesine ait olanı da ifade etmektedir. Görenek kavramı ise genellikle gelenek tabiriyle birlikte kullanılır ve eski kuşaklarda görüldüğü şekliyle yapılan uygulamalardır. Şimdi dünyada halen uygulanan ilginç geleneklere bir göz atalım. Almanya'da evlenecek çiftler düğünlerinden önce aile fertleri ve arkadaşlarıyla bir yemek düzenlerler. Bu bir çeşit bekarlığa veda partisi olan Polterabend gecesidir. Geleneğin asıl zirve noktası misafirlerin getirdiği porselenleri yere atmalarıdır. Kapının önünde ya da bahçede uygulanan bu gelenekte tabaklardan lavaboya, saksılardan çeşitli seramik eşyalara kadar kırılabilecek materyaller kullanılır. Şenliklere teneke kutular, metal şişeler gibi objeler de getirilir. Cam kırılmaz. Çünkü bazılarına göre cam mutluluğu simgelemektedir. Geçmişteki iyi anıların yanı sıra gelecekte de 7 yıl boyunca kötü şans getireceğine dair eski bir batıl inanç nedeniyle aynalar da kırılmamalıdır. Çiftin daha sonra kırık yığınını temizlemesi gerekir. Bunun çiftin hayattaki zorlu koşullar ve durumlar karşısında birlikte acı çekmek zorunda kalacaklarının farkına varmaları için olduğu düşünülüyor. Polterabend'in kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Bazıları kökeninin kötü ruhları kovmak için kırık parçalar fırlatan Cermen kabileleri olduğuna inanıyor. Diğerleri, tanrılara yapılan bir kurbanın ardından kil kurban sunaklarının parçalanması şeklindeki kafir ritüelinin sorumlu olduğuna inanıyor. Polterabend'in psikolojik bir sebebi olması muhtemeldir. Bir gelini kendileri için isteyen fakat alamayan talipler, köyde barışın daha iyi korunabilmesi için sosyal olarak uygun bir şekilde öfkesini boşaltma fırsatı verdiğinden dolayı uygulanan bir gelenek olma ihtimali var. İnsanlıktan uzakta tamamen izole bir hayat süren Tujia kabilesi bu geleneklerin ilginç örneklerinden birini uyguluyor. Tujialar yaklaşık 8 milyonluk nüfusu ile Çin'de yaşayan en kalabalık 8. etnik grup olarak kabul ediliyor. Genellikle Hunan eyaletinin Wulin dağlarında yaşayan bu kabile ilginç gelenekleri sayesinde dünyanın pek çok noktasından insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle düğünlerde gelinlerin yerine getirmesi gereken katı kurallar bulunuyor. Tujia geleneklerine göre gelinlerin aile evinden ayrıldıkları için düğün törenlerinde mutlaka ağlaması gerekiyor. Gelinin ağlama şekline bağlı olarak güzelliği ve zekasına karar veriliyor. Ağlama seremonisi sadece düğün sırasında gerçekleşmiyor. Gelin düğün tarihinin tam 30 gün öncesinde ağlamaya başlıyor ve her gece 1 saat ağlaması gerekiyor. Gelin ağlamaya başladıktan 10 gün sonra ise ona annesi katılıyor. Gelin ve annesinin 10 gün süren ağlamasının sonrasında ise anneanne, kız kardeşler, teyze ve halalar da ağlama törenine katılıyor. Düğünden bir gece öncesinde ise gelinin annesi mahallelerinde yaşayan komşular arasında 8 bekar genç kızı evlerine çağırıyor ve hepsi minderlere oturup sabaha kadar şarkı söylüyor. O gece gelinin toplam 10 defa ağlaması gerekiyor ve her ağladığında bir tabak yemek önlerine koyuluyor. Yani gelin ortada 10 tabak olana kadar ağlamaya devam ediyor. Seremonide gerçekleşen ağlama aslında sıradan bir ağlama değil. Gözyaşı döken gelin ve annesi aynı zamanda şarkı söyleyerek bir nevi ağıt yakıyorlar. Törenin tüm amacı ise düğün günü gelinin tüm hüznünü döküp evliliğinin geri kalan kısmında mutlu olması. Gelinin ağlamaması durumunda ise annesi onu ağlayana kadar dövüyor. Tujia düğün geleneklerinin en önemli noktalarından biri de gelinin kendisini damatla tanıştıran kişiye küfür etmesi. Bunun temel nedeni ise çifte uğur getirmesinin yanında eski bir geleneğe dayanıyor. Geçmiş dönemlerde kadınların uyması gereken 3 Kural ve 4 Erdem isimli bir gelenekten dolayı kadınlar kendi evliliklerinde söz sahibi değildi. Evleneceği kişiyi seçemeyen gelinler düğünden öncesinde arabulucuya küfür ediyordu. Bu gelenek Tujia kabilesinde halen devam ediyor. Yüzyıldan fazla bir süredir Hindistan'ın bazı bölgelerindeki Müslüman ve Hindular bebeklerini 10-15 metre yükseklikten aşağıya atıyorlar. Ayin günü tüm bebekler ebeveynleri tarafından tapınağa veya camiye götürülür. Bu törenin çocukları güçlendirdiğine ve onlara şans getirdiğine inanan Hintliler, bebekler daha yaşlarına girmeden 9, 10, 11 aylıkken bir din adamı bebekleri cami ya da tapınağın en üstüne çıkartır ve her birini sırayla aşağıda bekleyen insanların tuttuğu çarşaf ya da battaniyenin üzerine atar. Bu ayinin Tanrı'nın bebekleri yere çarpmadan mucizevi bir şekilde yakalama yeteneğine olan inançlarının bir göstergesi olduğu söyleniyor. Bir bebek battaniyeyi tutan adamlar tarafından yakalandıktan sonra ayine katılan yüzlerce insan sevinmeye başlar ve bebeği anne ve babasına ulaştırır. Bebek binadan atıldıktan sonra ritüelin devamında bebeğin ailesi tarafından kutlama yapılır. Hintlilerin bu geleneği birçok çocuğun sakat kalmasına, hatta ölmesine neden oluyor. Yüksekten bırakılan bebek aşağıdaki kalabalığın onu tutması esnasında sert darbelere maruz kalabiliyor, hatta yere çakılabiliyor. Efsanelere göre yüzyıllar önce Hindistan'da bebeklerin ölüm oranı oldukça yüksekti. Bir aziz de bu ölümlere son vermek için insanların Tanrı'ya olan inançlarını kanıtlamalarını ve bebeklerini atma ritüelini yapmalarını söyledi. Ayin, Tanrı'yı etkilemenin bir yolu olarak kabul edildi. Ayin yapıldığında Tanrı'nın bebeklerine iyi şans, uzun ömür ve refah bahşedeceğine inanıyorlardı. Hindistan'daki insanlar bu ritüele önem veriyorlar. Çünkü ritüelin aynı zamanda Tanrı'nın kadınları bereketle kutsaması anlamına geldiğine de inanıyorlar. Bölge yetkilileri tarafından atılan adımlar sonucunda 2011 yılında bu ritüel yasaklanmıştı. Ancak 2012 yılında Nagrala köyündeki Digamberashvara tapınağında tekrar başladı. Ve o zamandan beri bu ritüel geleneklerini bırakmak istemeyen insanlar tarafından uygulanmaktadır. Endonezyalı bazı ailelerin sevdiklerinin cesetlerini mezardan çıkarıp onlara yeni kıyafetler giydirerek aile fotoğrafları çektirmeden önce sigara içirdikleri görülüyor. The Sun gazetesine göre Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesinde yaşayan Torajan halkı her 3-4 yılda bir hasat mevsiminde gerçekleştirdiği bir festivalde kendilerine şans getirdikleri düşüncesiyle ölülerini mezardan çıkarıp hayata dahil ediyor. Ailelerin cesetleri çıkararak onlara kıyafet giydirdikleri ve ağızlarına sigara vererek selfie çektirdikleri görülüyor. Endonezya'daki Torajan halkının toplam sayısı yaklaşık 1 milyon. Bu kabile ölen sevdiklerinin cesetlerini haftalarca, bazen de ölümden sonra aylarca aile evlerinde tutuyor. Bu süre zarfında ceset evde gerçekleşen konuşmalara dahil oluyor ve cesede günde 3 veya 4 kez yemek servisi yapılıyor. Daha sonra cesetler beyaz battaniyelere sarılarak yüksek ücrete mal olan bir törenle yağmur suyunun cesetlere akmasına izin veren çatılı bir odaya gömülüyor. Bazen törenlerin günlerce sürdüğü ifade ediliyor. Bu zamana kadar pek çok şey içerisinde yüzmek istemiş olabilirsiniz. Çikolata, süt, bira İşte Çek Cumhuriyeti'nde ilk ikisi olmasa da üçüncüsü gerçekleşebilir. Çünkü bu ülkede bira içinde yüzmek mümkün. Bira havuzları Çek Cumhuriyeti'nde bir gelenektir. Bir ülke hakkında önce oranın iklimini, doğal yaşamını da öğrenmek ve anlamak gerekiyor. Yılın neredeyse 11 ayında kapalı ve yağmurlu olan Çek Cumhuriyeti'nin iklimi sanata ve mimariye, hatta insanların ruh haline de yansımış. Nemden, rutubetten olsa gerek bütün halk kendini kaplıcalara vermiş ve bu kaplıcaların içi bira dolu. Çekler genel olarak biranın vücuda iyi geldiğini ve ruhsal anlamda da sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden ülkede bira havuzları var ve bu havuzlarda duş almak ya da eğlenmek Çekyalılar arasında bir gelenek haline almış durumda. Tıpkı Asya'daki yeşil çay ve şarap banyoları gibi. Alışkanlıkların zamanla devam ederek geleneklere dönüşmesi Asya'da oldukça sık rastlanılan bir durum. Bunlardan bir tanesi de yazıda kullanılan mürekkebin rengiyle ilgili. Bazı Kore dizi ve filmlerinde tehdit mektupları ya da sadece kişi ismi bulunan küçük notlarda kırmızı mürekkeple yazılmış yazılar kullanılır. Bunu okuyanlar da dehşete düşerler. Ortada korkunç bir durum olduğunu düşünürler. Oysa notta sadece bir kişinin ismi yazıyordur. Normal şartlarda üzerinde sadece bir isim yazan bir kağıdın bu kadar korkutucu bir şey olmaması gerekir. Ama söz konusu yer Asya ise ve yazı kırmızıyla yazılmışsa işler değişiyor. Kore kültüründe kırmızı mürekkeple yazma konusundaki çekinceler daha çok kişi isimlerinin yazılmasıyla ilgili konularda ortaya çıkıyor. Yani diğer kelimeler için bu tür durumlara pek rastlanmıyor. Dolayısıyla herhangi birisinin ismi yazılmadığı sürece kırmızı mürekkep kullanmakta bir sakınca yok. Kore'deki geleneklere göre ölmüş birisini anma törenlerinde o kişinin ismi kırmızıyla yazılıyor. Bu gelenek de Kore kültüründeki bu tabunun ve neden çekinilmesi gereken bir şey olduğunun temel nedenini ortaya çıkarıyor. Anma törenlerindeki kırmızıyla yazılan isimle bağlantı kurularak kağıtta sadece bir isim yazılı dahi olsa ya da bir mektupta adı geçen kişinin ismi kırmızıyla yazılmışsa o kişinin öleceği sonucu çıkartılıyor. Fakat bu durumun bir istisnası var. Bir belgeye imza atmak gerektiğinde kırmızı mürekkep kullanılması gerekiyor. Esasında burada kastedilen bizim anladığımız anlamda bir imza değil. Asya'da genel olarak imza yerine üzerinde kişinin ismi yazan mühürler kullanılıyor. Örneğin banka belgeleri gibi önemli belgelerde bu mühürlerle işlem yapılıyor. Bu mühürler için de genelde kırmızı mürekkep kullanıldığından bu durum yaşayan bir kişinin isminin kırmızıyla yazılmasının kabul edilebilir olduğu istisnai bir duruma karşılık geliyor. Mitler her ne kadar ilk anlamları unutulmuş olsa da hala günlük hayatın içinde değişik şekillerde yaşamayı sürdürmektedir. Geleneklerde, adetlerde, inançlarda ve alışkanlıklarda mitlerin izleri tahmin edildiğinden daha fazladır. Yüzlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu geleneklerin bazıları Stephen Zweig'a göre geçmişin bugün etrafına çizdiği taştan bir sınırdır. Geleceğe ulaşmak isteyen onu aşmak zorundadır. Albert Einstein'a göre ise yeryüzündeki koşulların düzelmesi salt bilimsel buluşlardan çok insan geleneklerinin ve ülkülerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Gelişim sürecine katkıda bulunmak ya da yüzyıllar önceki halimize toplumu çakılı tutmak konusunda geleneklerin ve tabuların etkisi çok büyük. Bu noktada günümüzdeki koşulları, değişimi ve gelişimi düşünerek bizlerden sonraki nesillere bırakılacak gelenekler nasıl olmalı bunun bilinciyle hareket edilmelidir. Siyaset bilimci Hannah Arendt bu konuda şunu söyler. Geleneğin yitirilmesiyle geçmişin uçsuz bucaksız topraklarında bize yol gösteren kılavuz ipini de yitirmiş olduk. Ama unutmayalım ki bu ip aynı zamanda her nesli geçmişin önceden belirlenmiş bir yöne bağladığı bir zincirdir. Dolayısıyla geçmiş ancak şimdi görülmemiş bir tazelikle önümüze açılabilecek ve kulağımıza daha önce hiç duymadığımız şeyler fısıldayabilecektir. Ama gelenek sağlam bir çapa olamadan, ki bu çapa güvenilir olmaktan çıkalı yüzlerce yıl oluyor, geçmiş de gelecek gibi bütün boyutlarıyla tehlikede demektir.